Vay enişte! Vay kayıtçı! Hayırdır enişte? Nikah hazırlığı mı? Güllü için aldım. Sürpriz biliyor musun? Yakışır benim enişteme. Düğün ne zaman yapıyoruz? Yakında. Dayım Ankara'ya gitti biliyor musun? O dönsün, ondan sonra tarih falan alınacak zaten. Ya enişte be. Benim seninle bir ara konuşmak istediğim bir şey var, biliyor musun? Ne oldu lan? Ya fabrikayla ilgili. Şu çırçır katipliğinden gına geldi. Hani diyorum, şöyle masa başı bir iş ayarlasak bana, ha? Masa başı diyor. He? Dayım bir dönsün bakak. Bak, senin için zor olacaksa... Ayıp edin ha. Sen benim bugüne bugün kayınçom değil misin kardeşim? Ne zorluğu? Ama dayan bir dönsün, öyle şey yapar. Ben seni daha fazla tutmayayım. Hadi. Sen bunu tut. Hadi kal sağlıcakla. Hadi gidelim. Kusura bakma, uyandırdım galiba. Affedersiniz. İçim geçmiş herhalde. Normalde mesai saatlerinde uyumak adetim değildir. Belli oluyor. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz denmez. Ben senin patronunum, terbiyeli ol biraz. Beni boş vakitlerinde gönül eğlendirdiğin kızlardan zannettin herhalde. Estağfurullah, ne alakası var? Bana Halide Hanım diye hitap edeceksin. Ya da efendim. Ayrıca nereye gideceğimi sen soramazsın, ben söylerim. Peki Halide Hanım. Bankaya gidiyoruz. Çabuk ol biraz. Kapanmadan varmak istiyorum. Emredersiniz Halide Hanım. Hadi, hadi. Çabuk biraz, çabuk. Ne bu? Neye benziyor kız? Gelinlik işte. Ramazan bu sabah gidip senin için şehirden almış. Güzel ama değil mi? Bana gelinlik mi almış? Bundan gelinlik isteyen mi var? Ha? İstemiyorum! İstemiyorum! Anlamıyor musun? İstemiyorum! Evlenmeyeceğim onunla! Evlenmeyeceğim! Evlenmeyeceğim ben o zavallıyla! Evlenmeyeceğim o Sultanoğlu'nla! Evlenmeyeceğim! Evlenmeyeceğim! Bırak! Bırak! Altın gelinliğini isteyene versin! Kız dur, ne yapıyorsun? Ölsem de giymeyeceğim bunu! Giymeyeceğim! Giymeyeceğim! Ne oluyor buna? Evlenmeyeceğim diyor. Bana gelinlik olmuş ha! Gelinlik almış! Kızım, derdin nedir? Seni üzecek bir şey mi yaptı yoksa bizim haylazı olan? Adı batsın. Şeytan görsün yüzünü. Gitmiş bana gelinlik almış. Bu ne böyle? Kim ki benim kocam olacak? Soytarı. Atın yerine şey bağlamam ben. Ha?
Ne bakıyorsunuz kardeşim? Ha? Neye bakıyorsunuz? Tiyatro mu oynuyor burada? Hadi işinizi gücünüzü de. Kızım, yavrum. Eğer sen böyle... Ben senin kızın da değilim, yavrun da. Yetti be. Gidin başımdan. İstemiyorum, zorlama. Bak evladım, yapma, etme. Kız kısmına bu kadar asilik yakışmaz. Hem ne bileyim ben böyle olacağını. Ben tuttum pazarlığı babanla yaptım. Ben hayvan mıyım ki pazarlık yapıyorsunuz? Alıp satıyorsunuz beni. Haşa kızım, haşa evladım. Adet usul böyle. Ben anlamam usul adet falan. Bak kızım, aklını başına topla. Yarın hanımefendi olup köşeye kurulacaksın. Bu devlet kuşu. Öyle aramayla ele geçer mi? Bakın, gelmeyin üstüme. Ya gider vururum kendimi, ya da gider bir yerden atarım, başınıza bela olurum. Peki, ne olacak bunun sonu? Bey gelsin göstersin adaletini. Çözsün bu işi. Zaten ben bir göreyim, bir bir anlatacağım olanları. Atın yerine eşeği bağlamam ben diyeceğim. Yola çıktığımızdan beri pek mi düşüncelisin Muzaffer? Ne o? Celal Bey'le, Adnan Bey'le tanışacağım diye pişman mısın yoksa? Yok. O zaman? Dalıp gittim işte öylesine. Ankara'ya otomobille gitmemiz iyi oldu azizim. Trenin kirine de, pasına da bulaşmamış oldum. Tabii sen bir Demokrat Partili olarak memleketin demir yolları ile örülmüş olmasını bir komünizm alameti olarak görüyorsun, değil mi Paşa Sadık? Artık sen demeyi bırak da biz de. Çünkü Ankara'dan döndüğümüzde bizim partiye geçmiş olacaksın. Demek bu kadar eminsin Celal Bey'in beni ikna edeceğinden. Celal Bey'den ziyade Adnan Bey'le tanışmanı çok istiyorum. Şahsi fikrim onun Demokrat Parti'ye istikbalde çok faydalı olacağı yönünde. Evet, Adnan Bey'le anlaşacağımıza eminim. Ne de olsa o da benim gibi bir toprak ağası. Bir ağanın halinden ancak başka bir ağa, değil mi? Hani kız sevmiyordu Kemal'i? Hani istemiyordu onu? Hep bana yalan söyledin, ne kabak? Hep yalan! Dur hele, Erenler sakin ol. Ya neyine sakin olayım kabak, neyine sakin olacağım? Ya kız Kemal'i seviyor diyorum sana, sen bana sakin ol diyorsun ya! Kabak, o Kemal ortadan kalkmadıkça bu kız bana varmaz. Ne demek ortadan kalkmadıkça? Basbayağı işte. Kemal'in ölmesi lazım. Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu Ramazan? Katil miyiz oğlum biz? Cani miyiz? Ya biz katil cani değiliz tabii. Ben planımı yaptım. Mahpushanede bir arkadaşım var benim. Adı İbrahim. Zaten herif cinayetten yatıyor içeride. Onun avucuna 3-5 kuruş sıkıştırdın mı beni kırmaz. Ramazan, sen gel bu işten vazgeç oğlum. Bak Kemal de mahpusta zaten. Bir süre sonra unutur gider kızı. Hem ne demişler? Ne demişler kabak? Sabreden derviş. Dervişi, mervişi, kalmadı bu işin diyorum ya. Kafama koydum kabak. Kemal ortadan kalkmalı, tamam? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
Bey'in kendisi resminden daha yakışıklı bacım. İnsan gelin gitti mi böylesine gitmeli. Ne sandın ya? Her avradı beğenmez bey. Nasıl avradı beğenir? Esasına bakarsan avratlarla arası hiç hoş değil. Halide Hanım dışında evin içinde tövbe avrat görmek istemez. Sen ne demeye dolaşıyorsun o zaman ortalıkta? Ben ayrıyım. Nasıl ayrı? Ayrı işte. Hadi çık bakalım dışarı. Halide Hanım gelip de görürse çok kızar şimdi ha. Ben bu kızdan korkmaya başladım vallahi. Niye? Çok sıyrık bir şey bacım. Bey'in odasına girmiş dolanıyordu ya. Bey'in resmine bakıp da insan gitti mi böylesine gelin gitmeli demez mi? Sen mi diyorsun kız? Pis cenabet ya. Sahne beyden. Bey bakar mı senin gibisine? Bahar, bahar. Bey avrat olsun da. Hani bey yeğeninin avradına dolanmaz diyordun. Şimdi ne oldu? Allah Allah. O kızı görmeden evveldi. Kızı sen de gördün. İncik gibi bacım. Bugün yarın beyin gözüne gözüne batar görürsün. Batmaz. Böylesine tenezzül etmez bey. Ederse de kendi bilir. Aptal. Ne oldu buna? Zoru neresinde gene? Aman, zoru kendinle. Beyi kıza kaptıracak diye içi kuş pişiriyor zindini. Tövbe estağfurullah. Ayıptır ya bu, ayıp. Zaten dedikodunun bini bir para. Bütün köy onu konuşuyor. Bari siz yapmayın. Allah Allah. Giderim çıktı başıma. Demek kız, atın yerine eşeğe bağlamam diyormuş ha? Vay Ramazan vay. Şap gibi yanmış fukara. Lakin kız da kız ha değil mi? Zal olun yemesi canım. Haline bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmiş soytarı. Kabak efendi sen bilirsin. Zal oğlu ne diyor bu işe? Elinin körü diyor. Kaba ayıp ettiniz arkadaşlar. Böyle konuşmak yakışıyor mu hiç sizlere? Hiçbirimizi ilgilendirmez başkasının gizlisi saklısı. Yani seninki de iş mi şimdi İmam Efendi? Bu üç kağıtçı kabağı mı savunuyorsun bize? Üç kağıt başka, bu başka arkadaşlar. Tamam, şaka yaptınız, eğlendiniz. Ama şakanın da bir haddi hesabı olmalı. Karşıdakini gücendirmemeli. Bu kabak olsa bile. Haklısın hocam. Sen bizim kusurumuza bakma. Estağfurullah. Siz benim kusuruma bakmayın. Biraz tadınızı kaçırdım herhalde. Bir çay söyleyeyim de keyfimiz yerine gelsin. Gelmez mi hiç? Yaşa be hocam. Abdül, herkese çay ver. Geliyor hocam. Halide Hanım şükür geldiniz. Ne oldu Yasin Efendi? Konuşmamız lazım. Ne var? Kötü bir şey mi oldu? Ramazan'la konuşmamı istemiştiniz ya. Konuştum. Önce kızdı, öfkelendi. Sonra kızla evlendikten sonra şehre yerleşmeye ikna oldu. Aferin. Zaten senin Ramazan'ı ikna edeceğine emindim ben. Yalnız. Yalnız ne? Bu defa kız yan çiziyor. Ben Ramazan'la evlenmem diye tutturdu. Atın yerine eşeği bağlar mıymış diyor. Ne diyor? Atın yerine eşeği bağlar mıymış diyor. Allah'tan belasını mı arıyor bu kız? Dünya para saydık gidip aldık. Evlenmeyip de ne yapacakmış? Kızın bir sevgilisi varmış. Babası zorla ayırmış. Kızın huysuzluğu bundan. Abim bekleyelim şimdilik. Gelince oturur konuşur, durumu anlatırım ben kendisine. Ondan sonra da vururuz tekmeyi. Defolup gider nereye gidecekse zilli.
Kavak, kavak, kavak. İbrahim işi tamam, kavak. Bak ne diyorum. Yarın derse bile öbür gün o Kemal denen kurtuluyoruz, biliyor musun? Senin dünyadan haberin yok. Ortalık çalkalanıyor dedikodudan. Dedikodu mu? Bütün köy kızın seni adam yerine koymadığını konuşuyor. Atın yerine eşeğe bağlamam diyor senin için. Doğru. Darımız al oğlu. Gitti bu ara bu ara. Varmışsın abi, varım. Abi, bak hele. Kemal denilen herif şuymuş bak, ayaktaki. Akşam olunca bir bahaneyle revire git. Dolabın arkasına sakladığımız emaneti al. Yarın bitirelim bu işi. Tamam abi, emrin olur. Kemal Şahin, ziyaretçin var. Hocam, bildiğin gibi akşamdan akşama bir tas çorbamız kaynıyor şükürler olsun. Bak, sana kimi getirdim? Fattun kızım buraya geleceğimi duyunca peşime takılıverdi. Kızım, versene Kemal abine getirdiğini. Buyur Kemal abi, yün içlik ördüm sana. Gecelerin mahpushane soğuk olur. Giyersin sıcacık. Sağ ol. Zahmet etmişsin. Emaneti bırakın ben oradan alırım. Hadi kızım, sen beni dışarıda bekle. Peki dese. Kemal, o kız buraya gelmiyor değil mi? Bak Kemal, onu buralarda görürsem vallahi sana sütümü helal etmem yavrum. Gelmiyor ana, gelmiyor. Gelmez de artık, merak etme. Vakit tamam Kemal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.
Yasin ağa, o pullukları kaldırın demedim mi ben? Yağmurun altında, Allah Allah! Nasıl adamlarsınız ya? Kamyon çiğit çekiyor mu? Çekiyor, hiç durmadı. İyi, iyi. Ne oldu lan sana? Ben kafamı kapıya vurdum dayı. Kapıya mı çarptın? Evet. Allah belanı vermesin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir şey mi var? Abi konuşmamız lazım. Hadi konuşalım bakalım. Anlatın bakalım. Konuşsanıza yahu. Şu Ramazan'ın evlenme işi abi. Vallahi beyim, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Öyle bir bela satın aldık ki başımıza, deme gitsin. Ne belası aldık? Konuşsanıza be! Kız abi. Kız terbiyesizin teki. Tutturmuş, ben Ramazan'la evlenmem diyor. Sen yokken ortalığı kırdı geçirdi zaten. Ben de Yasin'i gönderdim kızın babasıyla konuşması için. Babası hastaydı. Ben de Berber Reşit'le konuştum. Dedim ki ya bu kızı yola getirin ya da 1000 liramızı geri verin. Netice? Vallahi beyim. Ne gelen var ne giden. Kız atın yerine eşeği bağlamam diyor, başka bir şey demiyor. Ne diyor, ne diyor? Niye gelmiş peki? Geçen gece de Ramazan Efendi'yi dövdü. Ne? Dayak mı yedin ulan? Yok dayı. Ne dövmesi kız? Ne demek ne dövmesi? Yerden yere vurdu, herkes gördü. Siz araya girmeseydiniz gösterecektim ben ona gününü dayı. Puh! Eşek gibi dayak yedin öyle mi kızdan? Aferin kıza. Aferin. Senin gibi bir soytarıya varacak da ne olacak ki? Aman dayı. Konuşma, sus, çık hadi, çık. Adam olmuş da evlenmeye kalkıyor. Burada kızman gereken Ramazan değil abi. O arsız kız. Banyo hazır mı? Aralığından bizi gözetliyordu ya. Kızı olan bir kızın alnının haya damarı çatlamamalı. Çatladı mı ondan hayır gelmez. Tamam, tamam. Uzatma. Hadi al biraz kafanı dinleyeceğim ben. Ne var? Ne istiyorsun? Ufak ufak bohçanı toplamaya başlasan iyi dersin. Niyeymiş o? Bey yaptıklarını anlattık birbir. O ne yapacağını iyi bilir. Abi, kararını verdin mi? Hangi konuda? Hangi konuda olacak? Kızı çiftlikten gönderecek misin, göndermeyecek misin? Hmm.
Abi lütfen. Bu kız görgüsüzün, terbiyesizin teki. Böylesi bizim ailemize yakışmaz. Gülizar'a söyle, kızı çalışma odasına getirsin. Ben de giyinip geliyorum. Başına örtünü al da gel. Ne var? Ne olacak? Bey seni çağırıyor. Ne yapacakmış beni? Yüzüne ekmek sürüp yiyecek. Sen varken bana düşmez. Edepsiz. Kız gelmiyor. Bey kim oluyor da beni ayağına çağırtıyor diyor. Çok lazımsa kendi gelsin diyor. Bir kahve yap bana. Beni istemişsiniz efendim. Evet. Buyur otur. Ramazan'la evlenmek istemiyor musun? İstemiyorum. Niye buraya geldin peki? Ben gelmedim. Babam zorladı. Cemşir mi? Adı batsın. Niye? Ne yaptı sana? Daha ne yapsın? Hayvan satar gibi tuttu sattı beni. Beni savun beyim. Allah aşkına beni savun. Eğer adaletinizi gösterip beni savmazsanız... Ne yaparsın? Biliyorum ben yapacağımı. Ne yaparsın mesela? Hı? Söyle, ne yaparsın? Kaçarım. Kolum çok uzundur benim. Seni buldururum. Olsun. O zaman? Kendimi öldürürüm ben de. Demek kendini öldürürsün. Öldürürüm tabii. Peki yazık değil mi? Bu kadar güzel bir kızın kendini öldürmesi revai hak mı? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Burada kalacaksın.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.